Şimdi e, termolojik konulara devam ederken e, üçlü ve dörtlü akor dört sesli akorlardan sonra tansiyon sesleri adlı e, bir kavram çıkıyor karşımızda bunu tanımlayalım tansiyon sesler temel yedili akorlara eklenen akor seslerin devamında birer ses atlayarak yani yine üçlü aralıklarla oluşturulan ilave sesleri verilen isimdir. Tansiyon sesler akor sembolünde 9, 11, 13 ve bunların alterasyonları yani diyez ve bemolleriyle ile belirtilir. Ne demek istiyoruz burada? E, hatırlayacak olursanız akor sesleri yine birer atlayarak birer atlayarak yani normal bir dizideki seslerin e, tek sayılarda olanları yani 1, 3, 5 ve 7. seslerden oluşturuluyordu. Aynı yapıya devam edecek olursak 9, 11 ve 13. sesler karşımıza çıkıyor. İşte bunlara tansiyon sesleri diyeceğiz. Ama her zaman yani her e, dizide illa bunlar 9, 11, 13 olacak değil. Bazı dizilerde karşımıza çıkacak. Bunların diyez ve bemolleri mesela diyez 9, bemol 9 gibi, diyez 11 gibi, bemol 13 gibi. E, alterasyonlar yani diyez ve bemol almış halleri de karşımıza çıkıyor olacak. Belirtilirken akoru sembolize eden ifadenin yanında bu rakam yer alacak mesela do minor 9 gibi veya do dominant 7 diyez 11 gibi. Aslında bu diyez 11 gösterilişinde bu diyez 11'in de parantez içinde olması gerekiyor. Normalde akorun fonksiyonunu yani bu bir dominant akorsa do 7'yi belirttikten sonra alterasyonları parantez içinde belirtiyoruz. Onu da ilerleyen bölümde tekrar ele alacağız. Şimdi tansiyon seslerinin tamamına bakacak olursak, tansiyon sesleri aslında akorun e, formunu değiştirmiyor. Bu bir dominant akorsa dominant akor olarak devam ediyor. Bir minor akorsa minor, majorsa majör gibi yani akor, akorun fonksiyonunu, işlevini veya grubunu, ailesini değiştirmiyor. Ancak buna bir takım renk katıyor, kabul edilebilir derecede. Yani akorun yapısını bozmayacak derecede bir bozulma bir tansiyon katıyor. Buna dissonans da deniyor İngilizce. Aslında uyumsuz gibi tınlayan dissonans, uyumsuzluk manasına giriyor sözlük anlamına baktığımız zaman. Ee, mesela bir 10-9 akoru kulağa sanki uyumsuz seslermiş gibi gelmekle beraber kabul edilebilir bir derecede tansiyon katmak, oradaki stresi arttırmak, işte bir çözülme hissiyatını arttırmak için bu tansiyon sesleri kullanılıyor. Tansiyon sesleri kök seslere olan uzaklığına göre adlandırılıyor. Mesela işte kök sese ee, bemol 9 uzaklığında olan bir tansiyon sesine do 7 bemol 9 mesela bir dominant sese dominant akor eklenirse mesela bemol 9 tansiyon do 7 bemol 9 diye adlandırılıyor. Tansiyon sesleri notasından bağımsız olarak kök sesi uzaklığına göre diyez ya da bemol işareti alır. Evet bir örnekle devam edelim. Fa diyez 7 9 bemol 13 akoruna bakacak olursak Fa diyezden fa diyeze kadar 8 ses var yani bir oktav var. Ondan sonra 9. ses sol diyez sesi olmuş oluyor. Şimdi burada 9'lu ama sol diyez. E, buradaki diyez ifadesi bizlerin yanıltmasından yani diyezi görünce demek ki bu diyez 9'lu demek yanlış olacaktır. Çünkü burada tansiyon sesinin önündeki diyez bomun işaretine bakmak yerine kök sese bakarak Tansiyon sesinin ona ne kadar uzaklıkta olduğunu anlamak gerekiyor. Kök ses fa diyez ise sol diyez de ona bir ses uzaklıkta. Yani majör dokuzlu. Yani veya başka bir ifadeyle majör ikili. Ama arada bir oktav olduğu için sekiz oktav e, yani aynı sesten oktavına kadar. Sekiz ses e, bir ses daha gittiğim zaman dokuz ses majör dokuzlu olmuş oluyor. Veya aynı akorda bemol üç e, ifadesi var. Bu bemol üçlü aslında R sesine tekabül etmekte. Bemol 13'lü dememize rağmen R natural sesi burada söz konusu. Neden? Çünkü fa diyez kök sesine baktığımız zaman fa diyezin normal 13'lüsü e, re diyez olması gerekiyor. Ama burada R natural olduğu için biz buna bemol üçlü diyeceğiz. Demek ki R sesinin başında bir bemol işareti olmaması onun bemol 13'lü ol, olduğunu e, olmadığını göstermiyor. Pardon. Burada mim olan e, fa diyezden ne kadar uzaklıkta yer aldığı tansiyon sesinin. Yani e, dolayısıyla bir özet yapacak olursak. Tansiyon seslerinin 9, diyez 9, bemol 13, 13 ve bunun gibi isimler alması tansiyon sesinin başındaki değiştirici işarete göre değil kök sesi olan uzaklığına göre belirlenmekte. Bu nokta önemli.